Garbarcus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün sizlerle birlikte benim en sevdiğim oyunlardan biri olan Stardew Valley'i oynayacağız. Bu uzun ve böyle inanılmaz rahatlatıcı bir video olacak. O yüzden çayınızı, kahvenizi alın ve isterseniz bu uzun maceraya başlayalım arkadaşlar. Şimdi yeni oyunla başlıyoruz. Ben bu oyunu daha önce çok fazla oynadım. Ancak şimdi sizinle birlikte böyle minik bir seri gibi bir şey düşünüyorum. Bunun sonu gelir mi gelmez mi bilmiyorum açıkçası. Sizin beğenilerinize göre bu böyle çok da trend bir video olmayacak kesinlikle. Ama ben bu oyunu oynamak istiyorum. Lafı fazla uzatmayalım. Şimdi bir karakter oluşturacağız. Karakterimizin adı Cem olsun. Çiftliğimizin adı da Sarat Çiftliği olsun. Favori nesnemiz, benim gerçek hayattaki favori nesnem ne mesela? Bilgisayar olabilir. Bilgisayar. Hayvan tercihi kedi var. Kediler var hatta, köpekler var. Şu kedi dur, benim kedime benziyor şu kedi. Başka yok mu? Benim kedime en çok benzeyen sanırım bu. Bunu seçiyorum. Burada karakterimiz var. Bu pixel art bir oyun. Çok minnoş bir oyun arkadaşlar. Gerçekten birazdan göreceksiniz zaten. Sizi alıp böyle farklı bir dünyaya götürüyor. Böyle her şeyi bırakıp böyle köye yerleşmek falan gibi bir şey. O yüzden bunu seven bir kitle olacaktır ama bu ne biçim oyun ya falan diyen bir kitle de olacaktır. Bu biraz böyle uzun uzun çekeceğim tek oyun olabilir belki. Bilmiyorum video kaç dakika sürecek, çok konuştum. Karakterimiz erkek olsun, ten rengi mi seçiyoruz? İnanılmaz açık renk olsun. Saçlar, saç şekli. Benimkine en çok benzeyen şu mu acaba? Bakayım. Yok, benim saçım şu an iğrenç her zaman olduğu gibi. Şu olabilir. Kıyafet. Aa tamam, bu güzel. Şu an tam benim üstümde de kuru kafalı bir Punisher tişörtü var. Ama bu yok, boş ver, şu siyah olsun. Pantolon, yine siyah bir pantolon varsa onu seçebiliriz. Bu pantolonun rengini seçebiliyor muyuz acaba? Neyse şu dursun. Bıyık ve sakal, aynen bu olabilir. Pantolon rengi bu arada siyah oluyormuş. Şuradan evet, şöyle bir şey yapabiliriz hafiften. Bence bu kadar ayar yeter. Hemen okey deyip oyuna başlayalım isterseniz. Oyunun inanılmaz güzel bir hikayesi var. Hep birlikte bakalım, başlayalım. Bu bizim büyük babamız, yanlış hatırlamıyorsam. Biricik torunuma. Bunu tıklayınca geçiyor mu bu acaba? Yok, geçmiyor. İzliyoruz ha, çok güzel. Bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Alalım büyük babacığım. Ben de izninizle çayımı içiyorum bir yandan. Siz de alın arkadaşlar. Yok yok, henüz açma. Sabırlı ol. Tamam, senin ölmeni mi bekliyoruz şu an? Şimdi dikkatlice dinle. Biraz daha hızlı konuşabilirsin büyük baba. Modern hayatın yükleri tarafından ezildiğini hissedeceğin günler gelecek. Evet, tıpkı şu an benim gerçek hayatta da hissettiğim şey bu. Okey. Düşeceğin boşluk ince ruhunu tüketecek. Güzel. Büyük baba, biraz daha seri konuşalım. İşte o gün geldiğinde hediyemi almaya hazır olacaksın. Bu arada oyun tamamen Türkçe. Bu mükemmel bir şey ya. Büyük babamız vefat ediyor. Büyük babanı artık dinlenecek. 20 yıl sonra diyor sanırım. XX yıl sonra. 20 yıl sonra. Demek ki biz çocukken bir şey yapmış. Anlamadım ki. Ya da bilinmeyen yıl sonra da olabilir. Hiç belli değil. Ofiste çalışıyoruz. Joja isimli bir şirkette çalışıyoruz sanırım. Bayağı böyle kubiklerin içinde. Evet, biz de buradayız. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi modunda. Abi uyuma yalnız ya. Cemcim. Hayat Joja ile daha güzel. Joja. Susadık sanırım. Ben burayı izlemeyeli çok olmuş ya. Ben bunları geçmiştim. Aa, büyük babamızın, tamam, şu an modern hayattan şu an sıkıldık ve büyük babamızın mektubunu açıyoruz. 20 yıl sonra mı? Emin değilim ama. Roman rakamı mıydı o, başka bir şey miydi? Her neyse, okey. Büyük babamızın mektubu. Sevgili Cem, eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şeyi, insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme eğitimi kaybetmiştim. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevincime Sarat çiftliğine adadım. Çiftlik, güney kıyısındaki Yıldız İçi Vadisi'nde bulunuyor. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin. Soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun. Sevgilerle, büyük baban.
Not, Lewis hayattaysa o ihtiyara selamımı söyle, tamam mı? Oğlum duygulandım lan. Çok gerçekçi gibi ya, çok duygulandım şu an. Okey. Büyük babamız bize bir çiftlik armağan etti. Sen de git o köye yerleş ve orada yeni bir hayat kur diyor. Ve biz de köye doğru gidiyoruz otobüste. Grafikler falan tabii ki ya, bu ne biçim grafik diye bakmayın bu oyuna. Öyle bir şey değil zaten yani. Stardew Valley, Yıldız İçi Vadisi'ydi değil mi Türkçesi? 0.5 mil. Ya tatlı bir kuş konuyor oraya. Güzel. Hadi bakalım. Yıldız İçi Vadisi'ne yavaştan gidiyoruz arkadaşlar. Robin diye biri karşıladı bizi. Merhaba, sen Cem olmalısın. Ben Robin, bölgenin marangozuyum. Başkan Lewis seni buraya getirmem ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da çiftlikte gelişin için hazırlık yapıyor. Hadi gidelim bakalım. Birazdan oyuna başlayacağız. Bu ara sahneler bu kadar fazla değil. Oyunun başlangıcı için böyle biraz hikaye anlatıyor bize. Yalnız bu arada bayağı güzel bir evimiz var. Yalnız etraf falan çer çöp yani. Burası Saraç çiftliği. Güzel. Aa, nasıl seviniyor lan? bana da kalsa böyle bir çiftlik ben de sevinirdim. Sorun ne? Ya illa şey, fareyle geçiyormuş. Biraz büyümüş ama bu çer çöpün altında verimli topraklar yetiyor. O sorun muydu? Ben onu sevinme sandım. Oğlum ev kalmış sana hayvan. Sevin biraz. Biraz özveriyle hemencik toparlarsın. Toparlarız rahat. Korktu mu o biraz? Bu ne ya falan diye. Ben sevinme efekti sanmıştım. Burası da yeni evin. Hah geldi. Aa, yeni çiftçimiz gelmiş. Bu da Lewis. Büyük babamızın selam vardı ona. Hoş geldin, ben Lewis. Pelikan kasabasının başkanıyım. Biliyor musun, herkes seni sorup duruyordu. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Küçük bir kasaba burası. Demek büyük babanın eski barakasına taşınıyorsun. Güzel bir ev, fazlasıyla hoyrat. Hoyrat ne demek lan? Niye hoyrat dedin ki şimdi? Hoyrat mı? Yani haşin demek daha uygun olabilir doğrusu. Kaba! Sen bizim evimizde dalga mı geçiyorsun? Onu dinlemeyeceğim. Sana ev geliştirmelerinden satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyor. Ha, marangoz, buna gelip evimizi geliştirebiliyoruz. Çiftlik falan filan yapabiliyoruz. Her neyse, uzun yolculuğun ardından yorulmuş olmalısın. Biraz dinlenmelisin. Aynen öyle başkancım. Bir de ben bir yandan video çekiyorum arkadaşlar, sıkılmış olabilir. Yarın kasabaya inip kendini tanıtırsın. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Görüşürüz reis. Bu da posta kutusu mu? Neyi gösteriyorsun? Aa, az kalsın unutuyordum. Satılacak bir şey olursa kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelirim. Şurada gördüğünüz kutuya satacağımız eşyaları koyacağız. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Hoşça kal başkan. Sen de yürü be pis kız. Oo, güzel bir horoz sesi. Ben böyle doğa, köy falan filan olaylarını çok seviyorum. Ama anca bilgisayarda falan yapabiliyoruz. Kontrolleri bize öğretiyor. Sağ tıkla inceleyebiliyormuşuz falan filan. 15 tane yaban havucu tohumu hediye edilmiş bize. 15 havuç tohumu alındı. İşine başlaman için ufak bir hediye yollamış Başkan Lewis. Şimdi burada görevlerimiz var. Görevlerimizin ilki bu tohumları ekip hasat etmek. Diğeri de 28 kişiyle tanışmak. Kasabanın nüfusu 28. Ekstra insanlar da var ama onlarla işimiz olmuyor. Aslında biraz böyle Minecraft Terraria kafası da var. Şurada gördüğünüz itemler falan filan. Şimdi isterseniz başlayalım. Sağ altta enerjimiz var. 270 enerji. O çok önemli. Burada baltamız, çapamız, sulamak için bir suluğumuz, kazmamız ve şey tırpanımız var. Şimdi şurayla başlayalım. Herhangi bir şey seçince de sanırım böyle direkt yapım. Aa, telefonda öyleydi. Okey. Bu oyun telefonda da var bu arada arkadaşlar. Bu oyun hatta her yerde var. Yani bütün... Bütün platformlarda var sanırım. Ben şu evin önünü biraz temizleyeyim şimdi milletle tanışmadan önce. Enerjiyi de bitirmeyelim tabii de. 15 tohumu ekelim. Görevlerden biri çünkü tohumların hasadını almak. Birazdan size biraz daha detaylı bir şekilde oyunu göstereceğim. Şuraları bir al abicim. Al şunu da al. Onu neyle alacaksın? Çapayla mı alacaksın? Hah tamam süper. Şimdi 15 tane varsa şuraya yeter ya. Hemen çapalı şurayı dur. Şöyle yap abi. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şuraya ek bütün tohumları abi. Şimdi bu şekilde direkt ekebiliyoruz. Tarla işi oyunun ana olaylarından biri arkadaşlar. Bu arada kamerada şöyle bir problem var. Şunu yapmam gerekiyor. Okey.
Bu böyle çok kesintisiz, rahat bir video olacak. O yüzden çok şey yapmayın. Tarla iş lan ne yaptım? Tohumu mu aldım ben yanlışlıkla? O 5 lan öyle bir şey yaptık galiba. Niye öyle bir şey yaptık anlamadım ya. Sulamaya çalışıyordum halbuki. Halbuki. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14. Bir tane tohum boşa gitti galiba. Orada bir şey oldu anlamadım. Her neyse önemli değil. Zaten bu kadar tohum bizim için hiçbir şey. Şu an 500 paramız var. Sağ üstte görüyorsunuz. Saat 8:40. Bu saatte her yer kapalı oluyor kasabada. Biraz da o yüzden burada oyalanabiliriz arkadaşlar. Şimdi eşyalarımız var gördüğünüz üzere. Böyle bir menümüz var. Burası envanterimiz. Şu an bir çantamız olmadığı için burası boş. Yetenekler var. Seviyeler artıyor. Burada tanıştığımız ve tanışmadığımız insanlar. Bu insanlarla olan arkadaşlık ilişkilerimizi görebiliyoruz. Haritamız var. Burası Yıldız İçi Vadisi. Bütün harita. Biz şu an Sarat çiftliğindeyiz. Başka neyimiz var gösterelim. Craft olayımız var. Her oyunda olduğu gibi. Koleksiyonlar farklı itemler aldıkça seçenekler ve falan filan. Şimdi isterseniz yavaştan kasabaya doğru gidelim arkadaşlar. Kasabaya gidip insanlarla tanışma görevini halletmemiz gerekiyor. Bu arada ektiğimiz tohumları her gün sulayacağız. Sulamazsak doğal olarak büyümüyor. Sağda solda çiçek bulabiliyoruz diyecektim. Tam olarak bir tane kara hindiba bulduk. Şimdi kaç kişiyle tanışmışız biz? Dur bakalım. Talimatlar 28 kişinin 2 tanesiyle tanışmışız. Şimdi kasabaya geldik. Burası öncelikle doktorun ofisi. Lan orayı sulama. Evladım sulamayacaksın orayı. Şu envanter boşta kalsın diyecektim. Bu doktor. Şununla bir konuşalım. Ha buradan bir şeyler alıyor. İlla bunun yanına mı gitmem gerekiyor şu an? Dur. Gidebiliyor muyuz yanına? Yanına gidebiliyoruz. Sıkıntı yok. Tanıştığıma memnun oldum. Ben Harvey. Bölgenin doktoruyum. Doktor selam. Doktor. Canım acıyor doktor. Aşk yarası bu. İlaç kapatmaz ya. Aptal bir şarkı söylesim gel. Şimdi bir yılda 4 mevsim var. Her mevsim 28 gün. Burada insanların doğum gününü görebiliyoruz. Toplamda 112 gün ediyor değil mi? Aynen. 112 gün sonra bir yıl bitiyor. Ben de bu seriyi bilmiyorum. Belki bir yılı bitirip bitirebilirim arkadaşlar. Şurada bir tane şeyimiz var. Pierre diye bir arkadaşımız var. Bununla tanıştık. Burada bir ablamız var gibi. Marnie, Marnie, Marnie. Başkan Lewis senden bahsetmişti. Ben Marnie, tamam. Sen kimsin? Gus. Merhabalar efendim. Ben Gus. Yıldız Kaydı Salonu'nun sahibi ve şerifiyim. Gus, reis, tamam. Sağda birileri var mı? Şöyle eve de bakalım yavaştan. Bayağı bir kişiyle tanıştık yine. Bak 6 kişi olmuş. Şimdi burada işimiz yok. 500 paramız var gerçi. Biraz tohum alabiliriz. Ama parayı da harcamayalım ya şimdilik. Tohum falan pahalı çünkü. Biraz gezelim. Burası market arkadaşlar. Bu panodan görev alabiliyoruz ve milletin doğum gününe bakabiliyoruz dediğim gibi. Ayın 7'sinde başkanın doğum günü varmış. Burada insanların evleri var. Burası Yıldız Kaydı Salonu. Şu an kilitli 12'de açılacak. Okey. Burası başkanın evi. Tek tek bakmayacağım. Şimdi görebildiğimiz insanlarla bir tanışalım abi. O yüzden şey yapıyorum. Şöyle bir bildiğimiz yerlere doğru gidiyorum. Burası kütüphane değil mi? Kütüphane burası sanırım. Aynen. Şu adamla da bir konuşalım. Merhaba, Yıldız İçi Arkeoloji Ofisine hoş geldin. Biraz utanç verici ama bir önceki müze müdürü bütün koleksiyonuyla beraber kaçmış. Sergileyebileceğimiz hiçbir eser bırakmamış. Yakında buna bir çözüm bulacağım. Şimdi biz burada maden yaptıkça bazı eşyalar, fosiller bulacağız. Onu buraya bağışlayacağız arkadaşlar. Kütüphaneyi doldurmamız gerekiyor Arkeoloji Ofisini. Bulduğumuz madenlerle. Burada bizim bir madenci abimiz var. Kendisiyle Ben Clint, kendisi açıklasın diyecektim de. Bakır falan yapıp eşyaları burada upgrade edebiliyoruz, geliştirebiliyoruz. Bir yandan da tanışıyorum o insanlarla o yüzden. Başka ve burada bir adet Joja Mart var. Joja Mart. Bu market normalde bulabildiğiniz şeyleri buradan daha ucuza bulabiliyorsunuz. Bize katılın, büyüyelim. Yalnız biz köyde yaşıyoruz. Organik tarım bilmem ne. Bunlar biraz sanayileşmek için biraz kötü adamlar bunlar aslında. Joja Mart'a hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Sanırım tanışmadık. Ben Morris. Müşteri memnuniyeti temsilcisiyim. Üye olmaya karar verirseniz buradan olabilirsiniz diyor. Ben böyle bir şeye katılmak istemiyorum. Biz zaten bunun fabrikasında çalışıyorduk, ofisinde çalışıyorduk. Hiç gerek yok diye düşünüyorum. Biri var. Biri var. Gel 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 gel. Selam evlat. İsmim Pamela. Tamam. Sen kimsin? Selam. Ben Sam. Ben de Cem. Tanıştığıma memnun oldum. Nasıl espri? Burada biri daha var.
Ha selam, yeni gelen çocuk sensin ha? Harika. Tamam, teşekkür ederim. Evlere girebiliyoruz bu arada. İnsanların evleri var. Bu evlerin hepsinde görevlerimiz olacak arkadaşlar. Bu kadar yeni insanla tanışmak irrite edici değil mi? İsmim George. Şimdi kaybol. Bu huysuz bir amcamız. Küçük topluluğumuza hoş geldin canım. İstersen bana nine diyebilirsin. Oğlum çok tatlı ya. İnsanlar falan böyle yardımcı oluyorlar falan. Çok tatlı, bilmiyorum. Merhaba, ben Penny. Ben Penny'den hoşlandım bu arada ya. İnsanlara hediye verebiliyoruz abi bu arada. Şöyle bir şey yapabiliriz, hediye verebiliriz. Ama bunun için görevimiz olacak, şimdi vermiyorum. Oyunu biraz tabii öğrenmek gerekiyor. Ben normalde bildiğim için biraz daha iyi. Şimdi şak diye böyle önüme gelen şeyi yapmıyorum. Şuradaki evlere biraz bakalım, biraz gezinelim arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Aa, yüzünden okuyabiliyorum. Pelikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir şey bulamazsan salona uğra. Orada çalışıyorum. 12'den sonra salonumuz açılıyor. İnsanların odasına, yatak odasına girebilecek kadar yakın arkadaş değilsin diyor. O zaman hemen yakın arkadaş olalım. Yatak odasına girebilecek kadar. Böyle bir, ya bu oyunda da sapıklaşmazsın ya. Tamam. Burada birkaç kişi var. Burada bir velet var. Tanımadığım biri. Ben Vincent. Annem yabancılarla konuşma dedi. Ama sen iyi birine benziyorsun. Sen yine de konuşma yabancılarla. Hayal ettiğim gibi değilsin. Olsun. Ben Jody. Ne bekliyordu acaba? Böyle saçlı sakallı adam görünce tabii korktu biraz. Bunun benim evimde ne işi var ya falan diye. Güzel. Bu insanların hepsiyle muhabbetimiz olacak. Hepsiyle arkadaş olmaya çalışacağız. Bizi seven sevmeyen herkes artık yapacak bir şey yok. Şimdi şurada lağım var. Burada bir şey var mı? Kilitli. Ha, ilginç. Şuradan aşağı gidelim. Aşağıda sahilimiz var arkadaşlar. Biraz kasaba turu gibi bir şey yaptırıyorum size ama bence okey. Bu baraka kapalı olması lazım. Burada biri yaşıyor ama kilitli yalnızca Elliot ile arkadaş olanlar girebilir. Okey. Bizim bir zaman geçireceğimiz yerlerden biri de burası arkadaşlar. Balıkçı kulübesi. Baya Türkçe oyun. İçi falan da Türkçe. Çok iyi ya. Balığa çıkıyorum, yarına döneceğim demiş. Şimdilik burada bir şey yapamıyoruz. Yarın bu amca geldiğinde şey yapalım. Balıkçı amca geldiğinde balık olaylarına girelim. Oyunla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa ya da abi git şunu da yap bunu da yap dediğiniz şeyler varsa bana yazın arkadaşlar. Çünkü oyunda yapılacak bayağı bir şey var. Biraz açık dünya oyunu gibi ve dediğim gibi kesinlikle size bu oyunu tavsiye ediyorum. Sen kimsin bakalım, gel. Sen yeni taşınan komşu değil misin? He benim. Ben Maru. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tamam Maru. Görüş. Senle tanıştık mı? Güzel hanım. Abigail. Aa doğru, eski çiftliğe yeni birinin yerleşeceğini duymuştum. Bu benim için biraz kötü oldu. Ormanı aratmayan tarlaları bir başıma keşfetmekten zevk alıyordum. Abigail, hanımefendi, bayan. Yok, öyle bir adam olmayacağız. Biz buranın kahramanı olmaya doğru gideceğiz arkadaşlar. Biraz yukarı doğru bakalım. Pelikan kasabası. Burada bir halk evimiz var. Ama kilitli, kapalı. Burada daha sonra çok güzel olaylar olacak. Bu videoda görür müyüz emin değilim. Bu arada haritayı açtığımızda solda Büyücünün Kulesi diye bir yer var. Oraya da gideceğiz. Oyunda bir takım böyle büyüsel olaylar da var ama çok abartılı şekilde değil. O yüzden korkmanıza gerek yok. Hop! Lan gel buraya ha. Selamlar, ben Demetrius. Buraların bilim adamı ve babasıyım. Buranın babası benim öncelikle. Orada bir şey yapalım da. Kendini tanıttığın için teşekkür ederim. Tamam Demetrius. Görüşürüz abicim. Burada başka birileri var mı? Şu Robin şeyi var. Senle tanıştık Robin ama bir daha bir tıklayacağım. Burada bir Emo kardeşimiz var. Sebastian. 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 Söyle bana Sebastian diye şarkı vardı. O geldi aklıma. Söyle ona Sebastian. Okey. Kasabadaki herkese tanıştım mı? Bakalım tanışmış mıyız? Kaç kişi? 8 kişi kalmış tanışmadığımız. Okey. Bayağı bir kişiyle tanıştık aslında şimdilik. Şu yukarıda çok sevgili bir amcamız vardı. Duruyor mu o yerinde ya? Çok minnoş bir amca var şu yukarıda. Evsiz. Kasabanın fakiri. Ama ona yardımcı oluyor bütün. Şurada bir şey oldu bu arada. Yabancı. Merhaba. Merhaba amca. Sahnede tanıştık. Görüşürüz. Ben sonra sana erzak falan getiririm. Kendine iyi davran. Hoşça kal. Burada marangozluk işleri falan olacak arkadaşlar. Bugün çok fazla bir şey yapmadık. Birazdan eve gittiğimizde biraz etrafı toparlar. Ağaç falan keseriz. Bize malzeme de lazım olacak. Birkaç craft işine gireriz. Konuşamıyorum ben. Birkaç craft işine gireriz. Benim saçlar yine kötü ama artık yapacak bir şey yok. Artık alıştınız, beni seven böyle sevsin.
Burası Penny'nin evi. Biraz önce tanıştığımız Penny. Kendisi bir öğretmen bu arada. Hatta kütüphaneye gidiyordu en son ya. Bir kütüphane tekrar bakmak istiyorum ama. Penny ile iyi anlaşmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kendisine ben abayı yaktım tam anlamıyla. Kendisiyle evlenmeyi düşünüyorum. Genelde şurada çocuklara bir şeyler öğretiyor kız. Böyle hanım hanımcık. Huyu huyuma suyu suyuma uygun. Güzel bir gelin adayı Penny. Kendisini şimdiden yürüyebiliriz. Ha bu da şey. Kasabanın artisi. Aa beklediğimiz yeni çiftçi. Gelişen insanların konuşmasına neden oldu. Ben Elliot. Kumsaldaki ufak barakada yaşıyorum. Tanıştıma memnun oldum. Ben de seni çok sevemedim ya. Vallahi çok sevemedim, kusura bakma. Şu bizim Robin değil mi ya? Bu kim? Bu başka biri mi? Lia. Merhaba, seninle tanıştığıma memnun oldum. Lia. Aa bu ormanda yaşayan kız. 23, 5 kişi kaldı. Tamam okey. Şöyle aşağıdan gidelim. Eve birkaç yolla gidebiliyoruz arkadaşlar. Bu Lia'nın kasabı şey eviydi galiba. Buna haritadan da bakabiliriz ama ben biliyorum. O yüzden gerek yok. Kilitti. Aa 6'da kapanıyormuş. 10 dakikayla kaçırdık ya. Tüh. Neyse biz evimize doğru gidelim. Bir fazla şey yapmayalım yani. Fazla boş boş gezinmeyelim. Aylak aylak. Akşam bir bara gideriz. Salona gideriz. Ha şunları aynen ya. Şu taşları falan bak otomatik kassan daha güzel olurdu ya. Telefon versiyonunda arkadaşlar. Ben bilgisayar versiyonunu da telefon versiyonunu da uzun uzun oynadım. Orada oyun biraz daha kolay oynanıyor açıkçası. Burada sanırım her seferinde eşya değiştirmeniz lazım. Sağda solda da çok çer çöp olduğu için problem olabiliyor açıkçası. Böyle sürekli. Neyse buraları hep açacağız ileride. Açacağız açacağız. Bizim ev nerede lan? Ha sağ tarafta. Okey şimdi. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Burası bizim evimiz. Ve önüne tarla yaptık. Biraz şu sağı solu açalım. Şurada büyümekte olan ağaçlar var. Bunları kesiyoruz. Evin önü çok kalabalık olmasın. Biraz açıp sonra birkaç şey craftlayacağız. Hava kararıyor oyunda. O yüzden enerjimiz de az ya. Hemen craft işine mi girsek acaba? Taba basınca bir şey oluyor. Neyse okey. Nesne oluşturma. Sandık için 50 tane odun gerekiyormuş bize. Çit falan filan olaylarına girmiyorum. Şimdi bir 50 odun 15 tane var. Şu ağacı keselim. Şu su bize lazım olacak arkadaşlar. Su bitince sulamak için oradan çekebiliyoruz. Orada sınırsız bir su kaynağımız var. Küçük göl gibi bir şey o. Gölcük hatta yani gölet bilmiyorum. Kaç? 32 oldu. Şunlar da odun getiriyor bize. Bir tane daha ağaç keselim. Gece olmadan şey yap. Aslında bara uğrayacaktık ama enerjimiz kalmayacak gibi. Dur bakalım. Enerjiyi yemek yiyerek doldurabiliyorsunuz ama oyunun başlarında yemek çok büyük bir sıkıntı. Ben şu an sadece sandık craftlamak istiyorum. Bütün eşyaları onun içinde depolayacağız zaten. Problem değil. Ve 51 tane odunumuz var. Hemen craft olayına girelim. Şu üstümdeki şeyleri atalım önce de ya. Kömür dursun. Şu karışık tohumları atıyorum. Özleri değil. Şunu da atıyorum. Lifleri de atıyorum. Bunlar kolay bulunuyor çünkü. Hemen bir tane sandık yapalım. Abi sandığı evin şurasına koy. Güzel oldu. Tamam. Bunun içine eşyaları koyacağız arkadaşlar. Şimdilik şu kara hindiba dursun. Taşı koyalım. Kömürü koyalım. Odunu koyalım. Bunu koyalım. Bunları ben düzelteceğim. Hatta ben genelde düzeltmiyorum ya. Dur. Dur dur dur. Abi ben şöyle bir şey istiyorum. Bunun yerini ben spesifik olarak değiştiremiyor muyum ya? İlla orada mı duracak o? Neyse önce odun, sonra taş, sonra yaprak koyardık ama şöyle olsun. Tamam. Bunlar üst üste stacklensin. Bunun yerini nasıl değiştirebiliyoruz acaba ya? Hiç emin olamadım şu an. Her neyse önemli değil. Enerjimiz çok az var ya. Bara gitsek mi gitmesek mi? Bara gidelim. Bara gidelim. Size onu göstermek istiyorum ve orada tanışmadığımız insanlar da olabilir. Enerjimiz biterse şunu yeriz artık. Ondan bayağı buluruz diye düşünüyorum. Enerji bitince öncelikle çok yavaşlıyor karakter. Ve iş yapamıyorsunuz. En sonunda uyuyakalıyor yerde. Öyle bir şey olursa da birileri gelip bizi soyuyor arkadaşlar. Yıldız kaydı salonu. Hadi bakalım. Wow, içerisi bayağı dolu. Şurada bir tane amca var. Bu Clint. Bu demirci. Şurada bir çocuk var. Seni tanımıyorum. Benimle niye konuşuyorsun? Shane. Kasabanın şerefsizi bu. Burada birileri var mı? Burada birileri yok. Şu ikisiyle tanıştık. Şunlarla da tanıştık. Şununla da tanıştık diye hatırlıyorum. Şu mavi saçlı teyzeden emin olamadım ama. Tamam, Gus. Bunun adı Gus'tı. Bununla zaten konuşamıyoruz. Şurada Pamela'ydı. Aynen. Pam.
Şu kasabanın iti uğursuzu. Ben o çocuktan nefret ettim şu an. O yüzden evimize doğru gidelim. Salon öyle. Oradan bir şeyler alabiliyorsunuz paranız varsa. Karakterlerin, her karakterin sevdiği itemler, eşyalar farklı oluyor. Onlara hediye verirken onu göz önünde bulundurmanız lazım. Bunun da ben bir listesini çıkarmıştım. Ama ezberimde değil, listeye de bakmayacağım. Oyunun keyfi bozulmasın. Mesela Pam'in Penny'nin annesi Pam alkolik bir kadın. Ona alkol verirseniz daha çok seviyor falan filan gibi. Daha kolay arkadaş olabiliyorsunuz ve uyuyalım artık, enerjimiz de dolsun. Sanırım uyumasak da şöyle geldiğimiz zaman enerjiyi doldurabiliyoruz arkadaşlar. Emin değilim ama. Şimdi önce şu sulama işlemini bir halledelim hızlıca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. James Arash'la saymayı öğrendik. Burada ne varmış? Merhaba, balık avından yeni döndüm. Bir ara kumsala inmelisin. Elimde tam senlik bir şey var. Evet, balıkçı abinin oraya gideceğiz şimdi. Sandıkta bir şey var mı ya? Yok, tamam. Hemen balıkçı abinin oraya gidelim. Balık tutma olayını da öğrenmemiz lazım. Kaç kişiyle tanıştık? Kumsala diyor bu arada. Görevlerden biri. Balıkçı abinin 5'ten önce kumsala git. 4 kişi kaldı arkadaşlar. Bu arada saat çok erken, balıkçı açık değil henüz. Ben o yüzden şuraları bir temizleyeyim ya. Şunları bir alalım. Lan sulamayacaksın oğlum. Şu envanter olayına alışabilirsek çok güzel olacak. Şöyle, şöyle. Aa bir şey bulduk. Ceot. Demirci tarafından açılabilir. Bunların içinden işte fosil falan çıkıyor. Güzel. Güzel oldu bunu bulduğumuz. Şunları al abi, tırpan. Tırpan, tırpan. Şu kütüğü alamıyoruz mesela. Diyor ki baltam bu kütüğü kesmek için yeterince güçlü değil. Bunun için baltayı bakıra çevirmemiz lazım. Onun için de dungeonlara, zindanlara inip hem savaşıp hem de maden yapmamız gerekiyor. Bu oyunu bu arada sanırım, yanlış bilmiyorsam, bir kişi yapmış abi. Bir kişi yaptı ve benim oynadığım birçok böyle milyon dolarlık oyunlardan daha güzel. Bu da artık bilmiyorum. Değişik. Şu suyun çevresini bir abi, bir şu baltayı al. Ha. He gülüm, he tamam. Güzel. Şunları da temizle. Şu yaprakları koy. Şu ceotları açtıramayacağız, paramız yok. Yaprak, taş falan filan burada biriksin hepsi. Şunu da koy ya. Odun da koy, güzel. Odun falan filan, bunlar çok önemli bizim için. Sulamayı yaptık. Hemen bir balıkçıya doğru gidelim. Saat 8'i geçiyor. Birçok yerin açılış saati var ve her saat açık değil arkadaşlar. Hemen oyunun müzikleri de çok güzel bu arada ya. Ya ben bu oyuna niye bu kadar düştüm onu bilmiyorum. Hop lan, sen kimsin? Dur, senle tanıştık mı? Shane, he sen itsin. Kasabanın itisin sen ya. Senle konuşmak istemiyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Şu evlerde sanki tanışmadığımız insanlar var bizim ya. Bir bakalım mı abi? Kilitli. 9'da açılıyor. Okey. Bakamıyoruz. Balıkçıya gidelim. Burada mezarlar var ya. Okuyabiliyor muyuz bunları? Eski ve solmuş. Biricik monamız. Ulan. Unop dunyu do pusu. O nece yazıyor lan burada? Okey. Unop ponu. Ha yo, bilmiyorum. Tersten mi yazıldı diye düşündüm de. Ha. Kasabanın balıkçusu. Çünkü balıkçılar hep Laz olur, bilirsiniz. Selam delikanlı. Oğlum bunu Laz gibi okusak ki şu kasabaya yeni taşındığını duydum falan diye. Hoş geldin. Yok, tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Ben de Karadenizliyim bu arada. Öyle dalga geçmiyorum kimseye. Denizden uzak kalmaya alışmaya çalışıyorum. Kilolarca balık yakaladım. Büyük bir avdı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Eskiyi bize mi vereceksin? Al bakalım. Eski oltamı sana... Oğlum ne gönlü bol adamsın Willy. Balıkçılık zanaatinin devamlılığı benim için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkandan bir şeyler almaya gelirsin. Güzel, yeni bir oltamız oldu. Şimdi bambu oltası aldım. Bu ilk seviye olta arkadaşlar. O yüzden şöyle olacak. Vadideki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Başka bir şey diyecek misin? Bu arada dükkanı açtım. Bir şeye ihtiyacın olursa uğramaktan çekinme. Ayrıca yakaladığın her şeyi satın alabilirim. Kokarsa satar. Ehehe. Benim ihtiyar eskiden böyle derdi. Kokarsa satar. Güzel.
Şimdi buradaki balıkçılık olayı şu: açık denizde tuttuğunuz balıklar, gölde, nehirde tuttuğunuz balıklar ya da kapalı gece tuttuğunuz balıklar mesela birbirinden farklı oluyor. Ve bizim bu balıkların hepsinden yakalamamız gerekecek. Oltayı alıp şöyle gelip fırlatıyorsunuz. Ne kadar yeşil olursa o kadar uzağa atıyor. Minecraft mantığı gibi değil aslında. Biraz daha zor, uğraştırıyor yani burada balık tutmak. Böyle birazdan ünlem çıkacak mesela. Çıkmıyor değil mi? Size göstermeye çalışıyorum ya. Tamam, oltada tıklayarak şu balık kendi oynuyor. Yeşili balıkta tutmaya çalışıyorsunuz. Bu mesela telefonla bu kısım çok zor oluyor. Burada ben alıştım artık. Bir tane hamsi tutmuşuz. Güzel. Bir tane daha tutalım. Bunları satabiliyoruz. Bunların fiyatı da fena değil aslında. Bir gün full balıkçılık yaparsak güzel para kazanırız. Çünkü bizim tohum almamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bir balık daha tutup bırakacağım bu balıkçılık işini şimdi. Çok uzatmaya gerek yok. Size göstermeye çalışıyorum. Bir de oltaya yem de takabiliyoruz. Gelecek misin artık derken geldi. Bu noktada konuşunca dikkatim dağılıyormuş, onu fark ettim abi. Gel 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 gel. Gel, süpersin. Bu ne? Bu da sardalya. İkisini gelip şuraya satabiliyoruz. Şu adamı satabiliyoruz şöyle. Ne kadar? Hamsi 30, sardalya 50. 580 paramız var. Güzel. Fena değil. Şimdi gidelim. Bu kadar balıkçılık şimdilik yeter. Bir de bazen sahilde böyle taşlar oluyor, deniz kabukları falan oluyor. Onları da satabiliyoruz ama. Bu oyunu oynayın abi. Gözünü seveyim. Çok geniş, detaylı bir oyun. Çok güzel bir oyun. Ve bunun ikisi falan da çıksın. O yüzden bence hepiniz alın, destek olun falan. Reklam yapıyor gibi oldum ama yapmıyorum asla. Şimdi dur, bir markete gidip alabildiğim bütün parayı tohuma döksek mi ya? Ne dersiniz? Şimdi 28, dur dur dur, burada bir sürü insan var, bir dakika. Kocam George'a takılma, okey. Sen kimsin? Kocam asker ve deniz aşırı bir yerde çalışıyor, o yüzden burada değil. Görev bittiğinde dönecektir umarım. Gasın salonu, okey. Buradaki herkese tanışma. Şurada bir tane görev gibi bir şey var. Bir şey mi lazımdı? Ben seninle konuşmuyorum. Bir çıkar mısın oradan? Şu panoya bakacağım. Heh. Bana inceleme için 20 bakır cevheri getirmesini bekliyorum. 20 bakır cevherini şu an bulamayız. Cevherleri geri alabilirsin inceledikten sonra diyor. 240 da para veriyormuş. Bakır bulamayız ama şu an. Bakır işi bizim için çok zor şu an. O yüzden uğraşmayacağım. Şu sağda birileri var. Şimdi havuç tohumu alabiliriz bayağı bir. 4 günde yetişiyor. Önce ben bütün parayı, ya şöyle bir 100 falan kalsın bize. 200 kalsın abi, tamam. 19 tane tohum aldım. Şimdilik yeter. 4 gün sonra bunları satıp bayağı bir para kazanacağız zaten. O zaman farklı şeyler yetiştiririz. Merhaba, sen yeni çiftçi Cem olmalısın. Ben Caroline. Karo, bu ne lan? Burada Illuminati tapınağı gibi bir şey varmış. Oğlum ben bunu ilk defa gördüm bu arada. Yoba sunağı. Buraya bir şey mi koyuyoruz? Oğlum bu oyuna yeni mi geldi burası ya? Allah Allah, ilginç. Tombalak teyzemiz de geliyor. Siz burada yoga falan mı yapacaksınız acaba ya? Şu sağ taraftaki şeyi hala merak ediyorum ama okey. Oo, güzel bayan. Güzel hanım. Ya bayan falan da hiç dediğim, kullandığım laflar değil. Bazen çok çirkinleşiyorum şu oyunda ya. Başkan! Büyük babanın barakasında ilk gecen nasıldı? Güzeldi başkan. Bu görev hala aynı mı? 20 bakır. Bu görevi alamayacağız abi. Şimdi. Bir dakika. Tanışmadığımız insanlar olduğunu düşünüyorum hala ya. Kaç tane kalmış? 2 kişi daha kalmış. Kimle tanışmadığımızı şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Bunların hepsiyle tanışmışız. Bir şu kızla tanışmadık. Bir çocuk var bir tane. Onunla tanışmamışız. Bir de büyücüyle tanışmadık. Şimdi o kızı nerede bulacağız biz? O kız burada bir yerde mi yaşıyordu acaba ya? Ya kasabada sapık gibi kız arıyorum şu an. Burada da yaşamıyorlar sanırım. Yok, burada da değil. Şu çocukla tanıştık zaten. Neyse, o kızla bir yerde tanışırız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir yukarılara doğru gidelim. Şimdi bunları ekeriz ya gün içinde. Çok problem değil. Evin orada yapacak yani malzeme toplamak dışında çok fazla bir şeyimiz yok abi. Bir haritayı açmak istiyorum ben. Haritayı açıp şuradan halk evi. Kızın adı neydi? Alex, George, Evelyn. Başkanın köşkü. Vay, süper. Emily ve Hayley. Aynen, bu evdeymiş abi kız. O kız nerededir acaba şimdi?
Keşke sorabilsek Hayley'i gördün mü falan diye. Öyle bir şey olsa güzel olurdu. Biraz şöyle bak, şurada bir yerde de olabilir. Bazen bu markete de geliyorlar. Bizim bakkaldan alışveriş yapmayıp süpermarketten yapıyorlar. Böyle böyle bitirdiler de. Bu alkol alıyor yine buradan değil mi? Biz de bir şey alabiliyor muyuz acaba ya? 24'lü tahıl ekmeği. Alabiliyoruz sanırım. Bazı şeyleri şu kasiyerden. Bir bakalım, dur dur, emin olalım. Bak buralara ben çünkü çok gelmedim. Evet, alabiliyormuşuz. Ve hakikaten de ucuz ya. Burada tohum 25 lira. Biz kaça almıştık tohumu? 20'ye almıştık. Tohum burada daha pahalı mesela. Ama kola falan filan daha ucuz burada sanırım. Abi şimdi dur. Kütüphanede olabilir çocuk. Bir tane küçük bir çocukla tanışacağız. Bir de bir tane bir kız var, onunla tanışacağız. Sarışın. Hah, gel çocuk. O Peni Hanım, nasılsınız? Dur çocukla tanışalım. Selam. Tamam, güzel. Peni Hanımcığım, nasılsınız? Bugün Vincent ve Jesse öğretmenlik yapacağım. Ele uca sığmıyorlar. Birilerinin hayatında fark yaratmak güzel. Peni Hanımcığım şimdi... Ya çiçek de yok elimde. Bir hediye bir şey verirdik ya. Neyse. Kendine çok iyi bak Peni. Hayatta başarılar. Görüşürüz. Kıps. Sen kimsin ya? Şu saçlara bir düzen ver Allah aşkına. Benim saçlarımdan daha kötü. Ya şu kızı bulsak Allah'ım yarabbim, çok yeni görev açılacak çünkü. O yüzden ben sapık gibi kızı arıyorum şu an. Burada değiller. Bu evde değiller abi. Hayley ile yatak odasına girebilecek kadar yakın arkadaş değilim biliyorum ama Hayley nerede abi? Nerede bu kız bu saatte ya? Bir markete falan filan bir bakalım. O takılmıyordur bakkalda falan gibi geliyor ama bana. Salon açık mı? Salon da açık. Salonda olabilir. Salonda kimse yok. Diğer odalara da hiç bakmadım. Son bir markete bakacağım. Olmazsa bir sonraki gün falan tanışırız. Çok sıkıntı yok. Hayley burada mı? Bak sağda bir sürü saçma sapan spor mipor bir şey yapıyorlar ama. Yok, orada da yok. İyi tamam, biz gidelim. Belki doktorun oradadır ya. Kilitli. 3'te kapanıyormuş doktorun ofisi. İyi, okey. Çok aramayacağım ya uzun uzun. Şimdi ben eve gidip şu eşyaları falan filan bir şey yapalım. Bayağı bir malzeme gerekecek bize. Bir de satabiliyoruz abi. Aslında öyle bir şey yapalım ya. Dur dur dur. Şimdi bize en çok lazım olan eşyalar neler biliyor musunuz? Odun lazım ve taş çok lazım. Taş problem olabiliyor. Kömür lazım. Geri kalan her şeyi satabiliriz aslında. Jeotlar dursun. Leaf'i satalım. Şu kara hindiba dursun. İleride işimize yarayacak o. Şimdi leaf falan filan şuraları bir temizleyelim ya. Üstümüze gelenleri de satarız abi. Daha kurbağa gibi bir şey gidiyor lan. Şu sol tarafı ben komple bir temizlemek istiyorum. Şunu da kır. Şu ağaç kırmak falan inanılmaz enerji götürmese çok daha rahat olacak ama. Yapacak bir şey yok. Güzel. Şunları şöyle şöyle. Şu çimenlerin hepsini bir alsana be evladım be. Cem'cim şunları bir toparlayabilirsen abi. Enerjini de harcıyoruz ama. Tamam, güzel. Hah, şöyle gözümüz gönlümüz açılsın ya. Al şunu da. Şunu da kır. Şunu da kır. Şunları da kıralım. Şu taşı da kır. Şu ikisini de kır. Okey. Şimdi tarla. Okey. Dur dur dur. Şuraları da yap. Enerji var hala. Şurayı da aç abi. Burayı inanılmaz böyle gelişmiş bir yere çevireceğiz. Tamam. Şimdi çapayı alıyoruz. 19 tane tohumumuz var. Bir tanesini şuraya ekelim hemen. Onu sula abi. Tamam. 18. Onu nasıl ayarlasak? Tarlayı ben şimdilik böyle bir gidiyorum. Burayı daha sonra değiştiririz abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam. Bunları böyle komple ekebiliyoruz. Bir de sulayalım şunu. Şöyle tam ortasında durursanız 9 bloğu şu şekilde sulayabiliyor. Ama bir sonraki bloğa geçemiyorsunuz.
Bu oyunun şöyle bir özelliği var abi. Şu an fark ettiniz mi bilmiyorum. Yani videoyu belki buraya kadar izlediniz mi izlemediniz mi emin değilim. Suyu bu şekilde doldurabiliyoruz bu arada. Bu oyun inanılmaz hızlı akıyor. Şu an video 40 dakika oldu arkadaşlar. Ama dediğim gibi inanılmaz hızlı bir şekilde aktığı için bunu ben fark etmedim açıkçası. Tamam, bunları suladık bugün. Şimdi bir kişiyle tanışmamız gerekiyor. Bir de havucun büyümesini bekleyip hasat edeceğiz. Hem çiftçilik görevinden yürüyeceğiz hem de insanlarla sosyalleşme görevinden yürüyeceğiz. Gece uyumadan önce buraya gelip satmak istediğiniz eşyaları koyuyorsunuz. Şu odunları falan taşları satmıyorum. Bunlar çünkü hakikaten zor çıkıyor. Özellikle kömür falan çok işimize yarayacak. Odunlardan yüzlerce, binlerce gerekecek. Sattığımız şeyleri oraya koyalım. O kadarını satsak şimdilik yeterli. Yatıp uyuyalım. Saat erken ama. Evet, enerjimiz de bitmişti zaten. İkinci günümüzü de bitirdik. Bahar mevsiminin ikinci günü, ilk yıldayız. Toplam 55'e bunları satmışız. Okey. Üçüncü güne geçtik. Çok iyi. Hadi bakalım. Günaydın. Bakın bugün bizi neler bekliyor. Güzel. Yağmurlu bir gün var. Bunları sulamamız gerekmiyor yağmurda. Çok iyi. Yeni bir mektubumuz gelmemiş. Şurada bir mağara gibi bir şey mi vardı ya? Şurada mağara gibi bir şey vardı. Şimdi aklıma geldi bu. Burada mantar mı büyüyordu ya? Neydi burası? Burada şu an boş. Sanırım burada ileride bir şeyler büyütebileceğiz ama tam ben de emin değilim açıkçası. Çok fazla oyunlar. Burada yıkılmış bir ev var. Biraz sağ solu gezmeye çalışıyorum. Size de göstermeye çalışıyorum. Şurada bir şey var mesela. Bunu oyunun böyle gizemlerinden biri. Ne olduğunu ben de çözemedim. Şu ağacı kırıp göstereyim size. Ben oyunu oynadım. Dediğim gibi çok en sevdiğim oyunlardan biri gerçekten. Ama çok uzun bir şekilde de oynamadım yani. Şimdi burada diyor ki Cem, çiftlikteki ikinci yılın daha okuyamadım. Çiftlikteki ikinci yılın dolduğunda şafakta beni bekle. Büyük baban. İkinci yıl. Şimdi ikinci yılın dolmasına çok fazla zaman var. Şafakta beni bekle diyor. İkinci yılın ilk günü, değil mi? Yok, hayır. Üçüncü yılın ilk günü. Büyük babamız ölmedi mi bizim? Beni bekle falan ne demek bilmiyorum. Bize başka bir sürprizi mi var? Bunu çok merak ediyorum. Bunu öğreneceğim yani. Dediğim gibi bu seriye ben devam edecek miyim? Emin değilim arkadaşlar ama. Kendim mutlaka devam edeceğim. Ama bu kaydı video dışında oynamayacağım. Onu merak etmeyin. Ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu böyle Minecraft falan filan olmadığı için sanırım bir 20 bin izlenme olduğu zaman ikinci bölümü çekerim diye düşünüyorum. Ya o da büyük ihtimalle haftada bir bölüm böyle uzun uzun yaparım. Sanırım pazartesi günleri bu Stardew Valley serisini izliyor olabilirsiniz. Onun dışında takvimimizde herhangi bir değişiklik yok. Videolarımızı olduğu gibi atıyoruz. Bu arada yağmurlu olduğu için mi bir sessiz geldi kasaba? Yo, saat bayağı erken o yüzden sanırım. Saat erken olunca burada yapılacak en iyi iş. Sen kimsin? Shane'sin değil mi sen? Dün akşam keyif alışverişine çıktım ve 30 altına hamsi aldım. O hamsiyi ben sattım o balıkçıya, haberin olsun. Seni keklemiş. Şu 9 olsun da bir şu eve bir bakalım ya. Ben baya 9 olana kadar oyalanıp şu eve bakacağım abi. Hemen şunun önünde balık tutalım da. Şimdi buradan farklı balıklar çıkıyor. Biraz önce açık denizdeki gibi balıklar çıkmıyor. Sol tarafta bir şey var. Bir bölüm var, oradan farklı balıklar çıkıyor. Burası sanırım nehir balıkları mı çıkıyor ya da burası açık deniz mi, ondan da emin değilim. Şu kızı bekliyorum abi, tanışacak bir kişi kaldı, onunla tanışamadık. Hadi. Hadi. Burada balık gelmiyor bak. Burada ya balık gelmiyor ya da ben kaçırmış da olabilirim. Bir kez daha atacağım ya, dur. Burası verimsiz çıktı. Şuradan at abi. Tam ucundan, süper. Saat 9'u da geçti bu arada. Birazdan girip bakacağım eve. Burada balık gelmiyor mu ya gerçekten? Sanırım gelmiyor abi gerçekten ya. Aa, çok ayıp. Tamam, ben bu kadar bekledim, yeter, saat 9 oldu. Balık tutamadık ya. Abicim kız nerede ya? Bu kız yatıyor mu? Yatıyor galiba orada. Bu kızın uyanmasını mı bekleyeceğiz biz bir de? Aa, gözünü seveyim, böyle iş mi olur ya? Bu arada facecam'imizde bir küçük bir kopma oldu ama umarım, sanırım telefonda falan yer kalmadı, emin değilim. Ben şurada balık tutulamamasına çok ifrit oldum ya.
Bir kez daha deniyorum abi burada balık tutmayı. Birileri yürüyor yine ama. Neyse okey ya. Uf. Uğraşamayacağım hiç gerçekten. Biz gidelim. Şu kıza bir kez daha bakacağım. Abi inanamıyorum. Oyunda kızın uyanmasını beklediğime inanamıyorum ya. Orada sanırım ama gerçekten. Biraz oraya doğru bakamıyor muyuz ya? Evet orada abi. Kız orada. Aç kapıyı. Sapık gibi bir bağırışım var şu an ya. Lütfen kapıyı aç. Bugün ben bu videoda bu kızla tanışacağım abi. Başka bir yolu yok bunun. Bu evden falan çıkmıyor mu acaba bu kız? Asosyal mi bu kız ya? Asosyal misin sen ya? Şimdi bizim evde de işimiz var bir sürü. Orayı temizleyip maden falan toplamamız gerekiyor. Dur bir dakika, şimdi bir yere götüreceğim sizi arkadaşlar. Yani ben haritayı size full gezdirmeye çalışıyorum. Birkaç yer eksik kaldı. Öncelikle şeye bakacağım. Bir kişi. O kızla tanıştığımız anda olay bitiyor. O cepte. Şimdi sizi zindanlara götüreceğim. Ama şu an yeterli ekipmanımız olmadığı için zindanlarda hiçbir şey yapamayacağız. Bu arada enerji olayına da bir çözüm bulmamız, böyle hızlıdan bir yemek falan. Bak burada bir şey bulduk. Ne bu? Yabani bayır turpu. Güzel. Burada bizim abimiz var. Onu rahatsız etmeyelim. Şuradan gidiliyordu galiba ya. Bu arada bu videoyu ben çeker... Oo, kapalı burası. Aa, gidilmiyor mu lan şurası? Abi kolay gelsin. Açılınca haber verirsiniz. Oğlum açıktı lan orası sanki hep. Neyse gösteremedik. Yapacak bir şey yok. Bu haritayı öğrenmek baya bir zaman alıyor bu arada arkadaşlar. İlk oyuna ilk kez. Ya daha önce videosunu falan izlemediyseniz. Böyle kendi kendinizi öğrenince de baya unutmuyorsunuz artık. Şurada bir oturma yeri var. Ben şu kızı artık tanışmam gerekiyor benim o kızla. Çünkü bir sonraki görev gerçekten açılmayacak yani kızla tanışamazsak. Yeni bir görev gelmiş buraya. Ne diyor? Ayın 7'sinde başkanın doğum günü, onu unutmayalım. 3 hamsi yakalayan balıkçıya 90... Oğlum 3 hamsi zaten 90 lira değil mi? Ha, balık da sende kalacak. 90 lira falan diyorum bu arada da, oyunda altın geçiyor abi. Bak kız odasından çıkmadıysa ben kafayı yiyeceğim yine. Vallahi kafayı yiyeceğim odasından çıkmadıysa bu kız. Hah! Hah be güzel evladım benim, gel buraya. Sen şu yeni çiftçi çocuksun değil mi? Evet oyum. Ha, ben Hayley. Aslında şu korkunç kıyafetlerin olmasa tatlı birine benziyorsun. Ya sen var ya, bu kasabanın sen... Roquefort peynirsin ya. Sen bu kasabanın Roquefort peynirsin. Sana yazıklar olsun Hayley. Bu böyle kokoş mokoş be, iğrenç bir kız. Neyse görevi tamamladık en azından. Birine hediye ver diyor. Hayley gel buraya. Gel, sana hediye vereceğim, gel. Hayley senin için çok güzel bir hediyem var. Al sana çimen. Of çok saçma bir hediye ya. Öyle şeye böyle şey. Neyse çok rahat konuşamıyorum videoda. Okey. Görevimiz, ödülümüz daha doğrusu. Bu arada saat sabah çok erken arkadaşlar. Ben gece uyumadım. 100 altın ödülümüz var. Okey. Bir yaban havucu ek ve hasat et görevi kaldı. Onun için de yavaştan eve gidelim. İnsanlarla sosyalleşme görevlerini hallettik. Büyücüyle tanışacağız büyük ihtimalle birkaç gün sonra. Bir de ayın 7'sinde başkanın doğum günü. Başkan neyden hoşlanıyor hiç emin değilim. Ona birkaç hediye verip anlamamız gerekiyor aslında. Şimdi bir başkansın, bir yerin belediye başkanısın. Neyden hoşlanırsın? Hiçbir fikrim yok ya. Şimdi enerjimiz de var. Saate göre ben uyumuyorum bu oyunda da. Enerjiye göre açıkçası. Şimdilik şöyle bir her yeri bir temizleyelim abi. Her yeri bir temizleyelim. Biraz odun toplayalım hem. Şu ağaçları keselim. Buraya kocaman bir tarla yapacağız. Hayvancılık işine gireceğiz. Onu söylemeyi unuttum mesela. Ağacı kestikten sonra kökünü de kesmeniz gerekiyor. Bayağı uzun olacak aslında bu seriyi. Böyle yani oyunu bitirmek gibi bir şey mümkün mü açıkçası? Çok da araştırmadım oyunda spoiler yememek için. Bizim üstümüz bayağı doluymuş ya. O yüzden şey yapamıyoruz. Şu çimenleri sat abi, Allah aşkına sat. Şunları da sat. Kömür dursun. Diğerleri dursun.
Odun taş, şunu da koy, kömür de koy. Şu ikisini bir şey için biriktiriyorum. Ne için biriktirdiğimi oyunu oynayan arkadaşlar anlamıştır zaten. Bir tane karışık tohum diye bir şey geldi. Onu da bir ekelim mi şuraya ya? Ben onu satıyordum ama ekelim, belki güzel bir şey çıkar. Şurada taşlar falan, şu ağaçlar falan çok canım sıkıyor benim ya. Tamam. Şu çimenleri al. Şunları al. Şurada 2-3 ağaç var ya, onları bir kıralım abi. Şu ağacı da alalım. Enerjimiz zaten biter büyük ihtimalle. Herhalde 3-4 ağaç kesince şey, enerji full bitiyor yani. Çok az enerjimiz var ya. Oyunun öyle bir problemi var. Tamam. Burası böyle. Şunu da kır abicim. Güzel. Kaç? 25 odun toplamışız. Biraz da orada vardı. 100 odun oldu mu acaba? Toplamda. Toplamda 85. Fena değil. Taş biraz az var. Şu tohumları ekeriz. Şunları satacağız. Şunları yine sat. Sat sat. Gece parası gelecek onların. Ne yapacaktık? Tohumlarımız vardı. 2 tane. Onları ekelim. Şu an yağmur da yağıyor ya. Sulamamıza gerek yok o yüzden. Şunu da bir kıralım. Zaten enerjimiz bitiyor sonra. Direkt yatıp uyuruz oyunda. Dördüncü günde artık ne yaparız bilemiyorum. Dördüncü güne de bakarız. Okey. Şunları da al. Enerji bayağı azaldı. Oğlum şurada kurbağalar falan gidiyor ya. O sinirim bozdu. Hadi şu özleri de sat. Her şeyi dolaba koy. Uyuyalım artık. İyi geceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tatlı rüyalar. Şunu, şunu ve şunu koydum. Hadi bakalım. Ve üçüncü günde bu şekilde bitti. Sanırım yapabileceğimiz bir görev yoktu. Hamsi görevini almadım bu arada. Seviye 1 toplayıcılık. Güzel. Ağaç falan kestikçe seviyelerimiz artıyor. Çiftçilik seviyesini de artırırsak çok iyi olacak bizim için. 50 para da onlardan geldi. Güzel. 50 altın. Dördüncü güne geldik. Bahar mevsiminin dördüncü günü. 405 parayla başladık. Horoz sesiyle uyandık. Şunları bir sulayalım. Önce bunlarla başlayacağız. Yarın bunlar büyüyecek arkadaşlar. Yarın büyüyünce bayağı hasat alacağız buradan. Sonra o parayla da daha fazla tohum alıp bu yılı güzel bir parayla bitireceğiz diye düşünüyorum. Bu mevsimi daha doğrusu. Şimdi biz bunları mesela yaban havucu falan ekiyoruz. Bahar mevsimine özel bunlar. Diğer mevsimlerde kışın mesela bunlar ekilmiyor. Bu arada ben oyunda 4 mevsim var dedim ama sanırım öyle gerçekten, emin değilim. Bahar, güz, yaz ve kış. Aynen, 4 mevsim var, tamam. Bunları suladık. Şimdi bir kasabaya ben her seferinde bir gidiyorum önce her gün. Şu sulama işinden sonra. Paramız da var. Bir 200 altın daha harcayıp tohum alabiliriz. Farklı bir şeyin tohumunu alabiliriz hatta. Bahar mevsiminin başında olabildiğince farklı şeyler ekmek lazım aslında da. Biraz para yapsak iyi olacak ya. Balık mı tutsak acaba? Buraya yeni görev falan geliyor çünkü onlara bakıyorum. Hem de farklı cutscene'ler girebiliyor. 15 bakır olmaz be abi. Gözünü seveyim. Maden kapalı. Bakırı nasıl istiyorsun ki benden? Şu geodları açtıralım ya bugün. Dur dur dur. İki tane şey, fosil gibi bir şey çıkmıştı ya, böyle yumurta gibi. İçinden fosil çıkıyor demiştim. Onları açtıralım. Şu eve hızlı gitmenin yolu olsa gözü. Şu ara yol çok canımı sıkıyor bazen ya. Ama olsun. Neredeydi onlar? Ver abi onları. Paramız var artık ya. Bence bu parayı açtırılır bunlar. 100 lira bile ise veririz. Çünkü kütüphaneye de bir şeyler bağışlamamız lazım. Sonra oradan da bize ödüller falan geliyor. Yani güzel oluyor. Evet hadi. Hadi hadi hadi. Kütüphane açık mı acaba şu an? Görevimiz ne abi bizim? Yaban havucunu bekliyoruz sadece. Okey. Yarın bu görevi tamamlamış ve devam etmiş olacağız. Ben şimdi şeye doğru gideceğim. Dur. Niye buradan girdim ya? Şöyle dümdüz gidince köprü vardı sanırım. Aynen. Bir kütüphaneye değil de demirciye gidip şunları bir açtıralım. Umarım açıktır burası da. Saat 8:50 ama açık. Ya bu kütüphane burası ya, pardon. Karıştırdım. Burası. Abicim sana iki tane jeot getirdim. Bunları kırabilir miyiz abi? Nereye koyacağız bunu? Aynen. Bir tanesinden kömür çıktı. 25 liraya kırıyormuş bu arada. Bundan ne çıktı? Değişik bir şey çıktı. Ne bu? Kil taşı. Aa, ilginç. Kil taşı ne işe yarıyor?
Müzeye bağışta bulunursan Günter bu konuda, Günter de komik isimmiş lan. Sana daha fazla bilgi verebilir. Hemen müzeye götürelim bunu. Kömür falan bağışlayamıyoruz herhalde. Günter. Aha bir şey oldu. Ara sahne girdi. Dipsiz. Koleksiyonda tek bir parça bile yok. Artık var. Çünkü Cem Saraç iş başında. Ve sana yeni şeyler getiriyor yavaşça. Bak nasıl sevindi zibidi. Ne oldu? Bir şey mi buldun? Bir bakayım. Tipe bak ya, sakallı makallı. Olağanüstü. Oldukça eski. Bunu daha ayrıntılı olarak incelemeyi çok isterdim. Ama bu senin. Abicim senin benim yok. Bu kasabada hepimiz kardeşiz, hepimiz arkadaşız. Ama Penny dışında. O benim sevdiceğim. Senden bir iyilik isteyeceğim. Bulduğun yeni eser veya mineralleri bağışlamayı düşünür müsün? Birlikte çığır açan keşifler yapabiliriz. Kim bilir bağış yapmaya, kim bilir bağış yapmaya devam edersen sana gönderecek ilginç eşyalar bulabilirim. Tamam, ben arada konuşamıyorum ya. Vallahi kusura bakmayın. Bunu bir düşün, olur mu? Bağış yapmaya karar verirsen mineral falan filan. Tamam abi hadi. Çok uzattın Günter ya. Bağış yaptı geç işte abi. Günter'cim neredesin? Gel bakalım. Bağışta bulunacağım müzeye. Al bu senin abi. Bunu istediğimiz yere koyabiliyoruz. Kil taşı şu soldan itibaren sırayla doldurmaya başlayacağım abi. Kil taşını koyduk oraya. Kazı bilim 250 lira para verdi. Günter senden bulacağın yeni eser ya da madenleri müzeye bağışlamanı istedi. Biz de bir tane bağışta bulunduk. O yüzden bize 250 de para oradan geldi. Güzel. Paramız iyi. Fena değil. Biz ne yapacaktık? Jeotları işleyecektik. Onu hallettik zaten. Müzeye bağışta bulunduk. Şimdi marketimize bir gidelim. Marketten tohum falan alacağım ben. Şunları da toplayalım ya bak. Yine bir fulya bulduk. Ha bunu ilk defa bulduk galiba. Bunlar çünkü görev neymiş? Hamsi miydi görev? Yok, 15 tane bakır. O imkansız abi. Çiftçi Cem gelmiş. He geldi. Yaban havucu aldık. Fasulye alalım ya. 5 tane alayım mı? Çok pahalı fasulye ya. Karnabahar fasulye 10 günde yetişiyormuş. Karnabahar alalım. 80, bu hayvan gibi pahalı abi. Patates alabiliriz. 6 günde yetişiyor. Patates alalım. 1, 2, 3, 4, 5. 55 lira param kaldı. Samsun'a selamlar. Gidelim abi, yapacak bir şey yok. Para hemen bitiyor. Para dediğin şey, ekonomi çok iyiye gitmiyor bu kasabada. Yapacak bir şey yok. Batıyor bu arada. Kasabın hakikaten hikayesi de o yani. Böyle o Joja marketleri falan, süpermarket gelince kasaba çiftçi falan perişan yapacak. Ne diyorum ben ya? Konu ciddi bir konu konuşuyormuş gibi. Çiftçi perişan abi. Şimdi 10 tane yer aç bana. Ben burayı çok çirkin yaptım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik bununla idare edin. Önce fasulyelerde problem vardı, dur. Fasulyelerde problem var. Önce biz bir patatesleri ekelim de şöyle. Şimdi sula patatesleri, battisleri. Güzel. Şu fasulyeler biraz sıkıntılı. Ben bunları ayrı ayrı koyacağım şuraya. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü bunları çitle beraber ekiyorsunuz abi. Bunların arasında falan sıkışabiliyorsunuz bazen. O yüzden şöyle, bunlar ayrı dursun. Okey. Bunlar zaten bu mevsim gidince bunlar da gidecek. O yüzden şimdilik burası fasulye tarlası olsun. Şöyle boşluk koya koya bunlardan belki daha sonra ekleriz. Şimdi görev neydi? Bir yaban havucu ek, hasat et. Onu bekliyoruz zaten. Şu an onu tamamlayamayacağız. Yarın tamamlanacak. Biz bir sandığımıza gidelim. Bize kil de lazım. Kil dursun. Şu fulyeye şöyle dursun. Okey. Şunlar yan yana dursun. Bunlardan bir tane daha var. O da turp muydu galiba? Yaban havucu muydu? Başka bir şeydi. Hatırlamıyorum. Craft yapabileceğimiz ne var? Tabelamız var. Atıştırmalıklar var. Ağaç tohumlarından yapılıyormuş. Yabani tohumlar yapabiliyormuşuz. Ama evet, pırasaymış diğeri de. Ben bunları tohum için biriktirmiyorum abi. Ahşap yol yapabiliyoruz. Çakıl yol yapabiliyoruz. Ben bunları hiç yapmadım daha önce. Kamp ateşi ışık sağlarmış. Bir tane küçük bir kamp ateşi yapabiliriz aslında. Geceleri çünkü burası baya karanlık oluyor. Ama sonsuza kadar yanıyor mu ondan emin değilim. Kamp ateşi için ne gerekiyor? Son bir yapmak istiyorum hakikaten kamp ateşi ya.
10 tane şundan yeterli olacak. 10 tane çimen. Leaf daha doğrusu. Okey. Gel bakalım. Başka ne lazım dedin? Kamp ateşi için odun ve taş lazımdır. Ne lazım olacak? Kamp ateşi. Yap bakalım. Bunu da nereye koyalım? Bunu evin önüne koymak mantıklı mı acaba ya? Ne alaka değil mi? Kamp değil ki burası. Torch gibi bir şey yapamıyor muyuz? Meşale yapabiliyormuşuz lan. Aa dur, meşale de yapalım. Ne işe yarıyor meşale? Mütevazı miktarda ışık sağlar. Mütevazı demen de garip. Şunu keselim o zaman. Kamp ateşi yanımızda dursun. Gittiğimiz yere koyarız ya. Ya da buraya mı koysak, emin olamadım. Güzel. Bunların hepsini topla. Meşale yap şimdi. 1, 2, 3. Tamam. Bu elimizdeyken mi ışık sağlıyor, ondan emin değilim. Aa yok, sağa sola koyabiliyoruz bunu. Evin buraya koyabiliyor muyuz? Koyulmuyor. İlla yere mi koyacağız ya? Yapma, gözünü seveyim, yapma ya. Neyse. Tamam, meşaleleri koyalım abi biraz. Kamp ateşini de koyacağım, sandığa koyacağım ama bunları. Daha sonrasında kullanırız. Bunu koy, bunu koy. Şunları satabiliriz. Tamam, bugünlük olayımız bitti. Saat 1.30. Erkenden işi bitirdik. Enerjimiz bitene kadar birkaç ağaç falan keselim. Bu ağaç kesme olaylarını her gün yapmayacağız. Ben en başlarda böyle malzeme toplayana kadar bir yapıyorum. Sonra yapmama gerek kalmıyor bir süre. Lazım oldukça kesince şey, problem oluyor arkadaşlar. Şunu al. Enerji. Biz kasabaya bir gidebilir miyiz acaba ya? Ben son bir şeye bakacağım. Bir kalan enerjimle balık tutmayı deneyeceğim abi. Akşam olana kadar. Keşke meşaleyi koymasaydık. Çok ters iş yaptım ya. Vallahi çok ters iş yaptım. Yalnız oyunda sadece 4 gün oynadık ve video inanılmaz uzun oldu diye düşünüyorum. Bir de insanlara hediye vermeye de başlayabiliriz yavaştan. Penny'ye mesela. Ama ona verecek bir hediyemiz var mı? Emin değilim. Ben bu oyunu 55 altın parayla bitirmek istemiyorum da, o yüzden biraz balık tutsak iyi olacak. Ya yani bugün bu videoyu. Paramız çok az hakikaten. Ama tarladakiler büyüyünce bayağı bir paramız olacak. Zengin olacağız. Okey. Hemen şöyle balığımızı tutalım. Umarım bu seriyi sevmişsinizdir arkadaşlar. Aa, kaçırdık. Dediğim gibi belki pazartesi günleri belli bir izlenmenin üstüne çıkarsa devam ederim bir süre. Çok da böyle 50-60 bölüm çekilecek bir oyun değil. Farkındayım ama en azından ilk seneyi bitiririz diye düşünüyorum. Hadi be. Hadi. Ne bereketsiz sular bunlar ya. Güzel. Kaçma, sakın kaçma. Bazı balıklar çok hareketli oluyor. Onları yakalamanız imkansız oluyor basit oltalarla. Bir tane ne tuttuk? Ringa balığı. Bir tane daha tut abi. Enerjimiz gidiyor zaten balık tuttukça, farkındasınız. Hadi. Güzel. Saçımızı keşke siyah yapsaydık ya. Kahverengi olmuş. Neyse, problem değil. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi oynaşma, çok oynaşma. Oynaşma oynaşma, güzel. Ne çıktı? Hamsi, bir tane daha tut. Son balık bu. Güzel. Çok bekletmedi bizi. Bu çok hareketli bir balık değil gibi ama. Ben gerçekte de, yani gerçek hayatta da balık tutmayı çok severim bu arada. Bir sinoplu olarak. Şimdi burada görünce bir özledim açıkçası. Willy'cim sana şunları bir satalım. 145 lira hiç yoktan iyidir, okey. Yeter, enerjimiz bitiyor zaten, eve gidebiliriz artık. Sahile kabuk mabuk var mı ya, ona bir bakalım. Burada yok. Şu tarafta belki vardır. Kabuklar iyi paraya gidebiliyor bazen. Yok, burada da yok. Şurada değişik bir şey var, ne acaba? Heykel gibi. Bazı şeyleri ben de bilmiyorum ya. Oyunu inanılmaz uzun oynadım ama. Oo, Penny. Penny Hanım. Bu kadar küçük bir kasabada kütüphanemiz olduğu için çok, bence de, ben de çok severim kitap okumayı. Kitaplara daldığında yaşamın gerçeklerini unutmak oldukça kolay. Sanırım bu yüzden okumayı çok seviyorum. Üzgünüm, kendimi kaybettim ya. Olur mu öyle şey? Sen bir bekle. Bir bekleyin Penny Hanım. Penny Hanımcığım, bir bekleyin. Orada oturun bir.
Abi Penny'ye bir şey versene gözünü seveyim. Ekmek mi var sadece alabildi? Ekmek. Paramız yok kıza bir şey al. Kıza bir şey alamıyoruz. Ben ekmek alacağım. Paramın tamamını oğlum. 55 kaldı dedik. Kızı görünce hemen parayı da unuttuk. Penny elimden bu geldi. Vallahi yapacak bir şey yok. Teşekkürler. Çok hoş duruyor. Şimdi bu hediyeyi verdik. Sevip sevmediğini buradan görebiliyoruz. Bir haftada iki hediye verebiliyoruz bu arada. Bu arada konuşmamız da gerekiyormuş. Oyuna güncelleme gelmiş lan. Böyle değildi bu oyun. Sevdiği hediyeler. Evet. Böyle bir hediye vermemişiz. Tepki vermemiş hediyemize. Ama kötü de bulmamış. Kötü de bulmamış. Keşke 100 altını ekmeğe vermeseydik. Her neyse yapacak bir şey yok. Ertesi günde yolda bulduğumuz çiçeği falan veririz artık. Ben o Penny ile evleneceğim. Oyunda evlenmek falan filan da var. Ben o Penny'yi alacağım abi. Evleneceğiz, mutlu bir yuva kuracağız. Çoluğa çocuğa karışıp bu seriyi de bitireceğiz. Ah Penny ya, ah Penny. Evet, tarlamıza geldik, çiftliğimize. Ben son bir şurada taşmaş bir şeyler kıracağım. Son kalan enerjileri de burada halledeceğim. Arkadaşlar umarım bu seriyi sevmişsinizdir. Böyle minik, minnoş bir oyun Stardew Valley. Devam etmemi istiyorsanız yani dediğim gibi genelde çok 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 isteneceğini düşünmüyorum. Yani belki de beni şaşırtırsınız ondan da emin değilim. Devam etmemi istiyorsanız yorumlarda mutlaka yazın. Abi bu oyun çok ilginç, biz sevdik falan filan diye. Mutlaka bir kitlesi olacaktır ama yorumlaya başlayınca da şey oluyor bu arada. Yavaş yürümeye başlıyorsunuz. Enerjimiz neredeyse bitmek üzere. Oyunun kendi bir kitlesi olacaktır ama dediğim gibi çok da bayılarak izler misiniz ondan emin değilim. Daha önce YouTube, bak aynen böyle oluyor. Daha önce YouTube'da çok çekildi mi bu oyun onu da bilmiyorum. Hiç girip de bakmadım. Umarım benden izlemeyi sevmişsinizdir arkadaşlar. Son olarak oyunu şunları satıp bunları da sandığa yerleştirip uyuyarak bitirelim. Bunları satabilirsin abi. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben kesinlikle aralarda oynamayacağım. Bütün gelişmeleri sizde görün diye. Evet, şimdi gidip yatalım ve videonun da sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu yani bu gerçekten herhalde çektiğim bugüne kadar çektiğim en uzun video oldu. O yüzden bir beğeni tuşuna abanmanızı istiyorum. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Çok da böyle uncut bir video oldu. Kesilmeyen böyle şey. Editsiz falan bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.